Başladı şu anda. Tam şu anda başladı arkadaşlar. F5'imizi çaktık. Ha, bu bizi uyandırdığı sahneye gönderme, evet. You already forgotten? Why, this is the Genshin Impact version 2.5 special program. Yay! Welcome everyone. Thanks for tuning in. I'm your host, Zach Aguilar, and today I'm joined by Hi everyone. I'm Retna and I voice Yaimiko in Genshin Impact. And I'm Anyatko, the voice of the writer. Şuradaki Yaimiko'nun şeyi arkadaşlar. Tilki formu büyük ihtimalle. But it's also the first time you two have ever been on the special program. Are you excited? No. That's kidding. Oh, yeah. Önemli şeyleri çevireceğim, merak etmeyin. Ha. Önemli şeyleri Türkçeye çevireceğim, merak etmeyin. I know, I'm so thrilled and I'm excited to be here and look at how cute we are. I know. We're chibi. I have pink hair. Your hair looks great. Şeyleri çok güzel yapmışlar. Modelleri çok güzel yapmışlar gene. Well, we've got a lot to cover today. Ses az değil. Ses bayağı iyi şu anda. Evet, yeni trailer çıkıyor. Let's go. When the Sakura Bloom. Hemen izleyelim. Enkonomiya ile başladı. All of Enkonomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. There have also been reports of monsters, the likes of which no one has ever seen before. Aa, yeni yaratıklar. Yeni yaratık gördük. An all-engulfing darkness? So you're here to help resolve this, What's with you joining forces with them? Bu o görevdeki Keko. O okçusu var. Mızraklısı var. Kokomi'nin sesi herhalde bu. Hani İngilizcesinin sesi bilmediğim için. Kokomi'nin sesini sandım da değil herhalde Kokomi'nin sesi. O büyücünün şeyin herhalde. Rahibenin sesi. Bu terzi, Inazuma'daki terzi. Evet, Yaimiko. Çok güzel. Evet. Oo. Yaimiko'nun gameplay'ini resmi olarak ilk kez görüyoruz, evet. Catalyst kullanıcısı olduğunu anlamış olduk böylece. Evet, gayet güzel görünüyor. Ulti animasyon olduğundan 5 yıldız olduğunu da kesinleştirdik. Ulti animasyon olduğu için. Event sanırım bu herhalde. Bilmiyorum. E'yi Raiden Shogun'un vücudundan çıkacak mı acaba? Oh. Raiden Shogun boss. Of. Uf. Ben de çıkartayım. Ben de ulti atacağım. Ben de ulti atacağım. Çok iyi. Çok iyi, ben de ulti atacağım. Efsane. Evet, Raiden Shogun vs. Raiden Shogun, çünkü E'yi biliyorsunuz Raiden Shogun'un bedeni içinde yaşıyor. E'yi Raiden Shogun'un bedeni içinde mükemmel oldu. Biri kılıç, biri mızrak, mükemmel. Evet, kodları hemen şey yapalım arkadaşlar. Kodları hemen şöyle yazalım. VT PU 3 CQ V Y C S D. Ben şu anda şey yapıyorum. Şuradan arkadaşlar size de şey yapacağım. Kontrol edeceğim. Redeem kod olayını.
Şuradan kontrol edeceğim. Link doğru herhalde. Primogem arkadaşlar. 100 primogem ve 10 tane şey veriyor. 100 primogem ve 10 tane kristal veriyor. Discord'da arkadaşlar ben bunları duyuru odasına atıyorum. Duyuru odasına atıyorum. Duyuru odasından alabilirsiniz. Duyuru odasından alabilirsiniz. Welcome back everyone. All right, let's talk about that new trailer. There was so much good stuff packed in there. Abonelik geldi hemen. I think I'm super excited about Yaimiko. Çökelek Rüstem abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Also, I'm excited about Wait, was that the Raiden Shogun? Raiden Shogun ve Ei farklı farklı kişilikler. Bu konuyla ilgili YouTube'da videom var, izleyebilirsiniz onu. It was amazing. I got goosebumps. Get your popcorn Çok ready. İyi. Yeah. And finally, I'm just so excited. Yok, Raiden Shogun'da herhangi bir şey değişmez. Ya bizim oynadığımız versiyonda. So I know a lot of people have been waiting for Miko, yes, me included. But in the earlier phase of version 2.5, Yaimiko will be available in the Everbloom Violet event wish. So those of you waiting for the chance to pull for Miko, your moment has come. Yaimiko geliyor. And in the Raiden Shogun ve Kokomi geliyor. Both the Raiden Shogun İlkinde Yaimiko. İlkinde Yaimiko. İlkinde Yaimiko. Ondan sonra 3 hafta sonra Raiden Shogun ve Kokomi geliyor. Looks like lots of Inazuman characters are coming our way this time around. Üçlü banner değil arkadaşlar. Üçlü banner değil. Yaimiko tek geliyor. Yaimiko tek geliyor. Yaimiko şu an tek gösterildi. Oh, I love how this weapon looks. Like it is the most unique Catalyst weapon I think I've ever seen. Arkadaşlar bu silahı bilmiyorsanız bu silahla ilgili de bir açıklama yapabilirim. Bu tapınakta ruh kovucu olarak kullanılan aletlerden bir tanesi normalde. Totally see Miko using that in her rituals. Totally. And anyway, travelers interested in this new weapon can keep an eye out for official announcements to follow with further details. So, without further ado, let's jump into more info about our new playable character. Yaimiko hakkında bilgiler geliyor, evet. Yaimiko. Yay! Woo. I mean, yay! Yay! Min yay! Dun 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 dun. Çok güzel görünüyor efektleri, çok iyi görünüyor. Çok güzel görünüyor. Ya 5 yıldız olduğu belli zaten, hani onu açıkladılar artık. O konuda bir şey sormanıza gerek yok. 5 kuyruklu, evet 5 kuyruklu olduğunda şey yapmış olduk. Simply magnificent tonight. We mustn't squander it. Come, join me for a moonlight stroll. I won't take no for an answer. Nice. Yeah. Bu arada çizimde kulakları daha büyük. Moonlight stroll with Yaimiko. Yeah, but you gotta remember that this is Yaimiko we're talking about here. I mean, you turn around and see all these foxes following behind you. Hey, don't be jealous of Miko's fox friends. Never. Anyway, it does seem that Yaimiko has taken some interest in the Traveler. Ooh, yeah, I mean, that might be because the Traveler's unusual story has caught Miko's curiosity. Right, well, she is all about interesting stories, which directly ties into her love of light novels. Ben Yaimiko'yu alacağım zaten. Raiden Shogun'um var. Kokomi'ye de atmayı düşünmüyorum. Which is probably why she started running her own publishing house. She gets to spend time every day reading the stories of different people. And being the cunning fox. Arkadaşlar, Didem kodları, hani kodları Discord'da duyuru odasına attım. Oradan alabilirsiniz. I don't know. Discord'umuza gelip oradan duyurular arasından alabilirsiniz. She lost a fried tofu ramen eating contest to an oni who's allergic to tofu. Yeah, that's right. And by the way, that kind of ramen is called kitsune ramen. So, I guess you can see why Miko was serious about that competition. Bu arada Kokomi'yi seviyorsanız artık yeni setle Kokomi daha iyi oynanabiliyor. Hani çok üzülmenize gerek yok. Sure thing. Yaimiko wields a catalyst and manipulates the electro element. She provides a mix of constant damage when off the field, as well as high burst damage when on the field. Miko's elemental skill, Yakan Evocation, Seishio Sakura, causes Miko to move swiftly and leave behind something called Evet, E'si 3 kere kullanılabiliyor.
ve elektrik bırakıyor böyle. Ve etrafına elektrik vuruyor. İşte şey gibi düşünebilirsiniz. Shonen'in E'si gibi düşünebilirsiniz. Ultisi de kafasına yıldırım indiriyor. Çok basit. E'niz varsa daha fazla vuruyor şeyi. Each Seishio Sakura destroyed resets the cooldown for one charge of her elemental skill. After unlocking the talent Enlightened Blessing, Yaimiko's elemental mastery will increase the damage dealt by the Seishio Sakura. And last but not least, with Miko's talent Meditations of Elemental Mastery de işe yarıyor. Character talent materials, she has a set chance to create an extra talent material. Elemental Mastery de işine yarıyor demek ki. Ne kadar işine yarıyor ona bir bakacağız. Same as the materials consumed during crafting. That crafty lady. Seriously. Totally. Oh wait, wait. Does she make extra books? I mean, she is talent? A publisher. Oh. Yaimiko biliyorsunuz kitap dükkanı sahibi. kitap dükkanı değil ne? Publisher'ın Türkçesi ne? Yayın evi sahibi. Yeni set duyururlarsa çok mutlu olurum. And I love how like smooth and graceful her fighting style. Yeni 4 yıldız duyurmadılar arkadaşlar. Can we talk about the fox tails, please? Yeah. Oh my gosh. Don't make her angry. Oh, that's right. It is said that no one who has witnessed Lady Gucci's tails has ever lived to tell of it. Although they do read her tails. Anyway, you better be careful. Oh yeah. In which case, we'd better move on to the next part of our program. New storylines. Oh, yeni hikaye geliyor. Version 2.5 will be bringing us the continuation of the Raiden Shogun story quest, Imperatrix Umbrosa chapter. Raiden Shogun'un ikinci hikaye görevi geliyor ve Yaimiko'nun birincisi geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Sevdiğim iki tane karaktere hikaye görevi mükemmel. Çok güzel. Raiden Shogun'un hikayesi güzeldi bu arada. But what we can say is that both quests are connected to the history of Inazuma. Oh, that's right. The Raiden Shogun's quest in particular will be closely linked with the Inazuma Archon quest. Mm-hmm. After completing all the recent Inazuma story content, you know, some travelers may find themselves... Yaimiko'nun hikaye görevi story quest'le bağlantılı. Gene dediğim şey ortaya çıktı. Shenhe'de yaptıklarını Yaimiko'ya yapıyorlar. Shenhe'de yaptıklarını Yaimiko'ya yapıyorlar. Daha önce söylemiştim. Inazuma's past scattered throughout weapon or artifact descriptions in the game. Oh, hang on. I should go back and reread those things. But it's safe to say that the story of Inazuma and the Raiden Shogun is far from over. The Raiden Shogun'un ikinci partından sonra Raiden Shogun boss olarak gelecek, evet. Taking players further in their understanding of Inazuma's mysterious past and current situation. Shenhe'de ne yaptılar? Shenhe'nin story quest'i olmadı. Ana quest aslında story quest gibi oldu. Yapmak zorunda oldunuz, karakteri oynamak zorunda oldunuz. Yeah, in Yaimiko's story quest, the traveler and Miko will cross paths as an unusual urban legend circulates throughout Inazuma. Hmm, Inazuma'nın hikayesinde bir yer alan popüler hikayesi nasıl anlasam? Inazuma'nın story quest'ine yer alacağız yani. Yaya ile beraber. Ve halk hikayesinde beraber olacağız. But just as another reminder, travelers will need to complete the Raiden Shogun's new story quest first in order to unlock Yaimiko's story quest. Raiden Shogun'u yapmadan Yaimiko açılmıyor. New story quest. Travelers will find themselves encountering quite the formidable enemy. Let's take a closer look at our new enemy for version 2.5. Şu an her şey güzel görünüyor. Şu an her şey güzel görünüyor. Şu anda güzel görünüyor. Yani yama güzel gidiyor. Evet, Raiden Shogun'un of. Ya yapma bunu, yapma ya. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Oğlum bunun figürünü yapmam lazım. Abi mükemmel. Yeni boss. Of. Yeah. Oğlum şahane. This is NBD, nothing but damage. Oh my gosh, yeah. I stand. Şey yaptı böyle jutsu nava.
Kirin yaptı böyle. This enemy looks pretty amazing. She kind of looks like Raiden Shogun, but she has all those arms? Yeah, and that super massive katana. So, who is this new enemy? Kafa atacağım, kafa ekrana kafa atacağım. Çok güzel. Tamam, düşmanın yeni gerçek kimliğini falan öğreneceğiz falan diye de bu büyük ihtimalle Scaramouche'la alakalı olacak. Of, kafa atacağım ekrana. Tabii canım, Hershen of Thunder zaten Raiden. Raiden May ve Raiden A'yı aynı kişiler. Bu yeni yaratık, bunun tasarımını pek beğenmedim ben. Genshin Impact'in temasına hiç uygun değil bence. Ama Enkonomiya ayrı bir boyutta olduğu için Enkonomiya'nın yaratıkları olarak kabul edebilirim. İki tane daha kod gelecek, evet. Tasarımı güzel ama Genshin Impact'e uygun değil, ama Teyvat'tan değil, Enkonomiya'dan olduğu için kabul edebilirim. I don't know about you, but I'm gonna be a shadowy husk after fighting these guys. Did you see their weaponry? Yeah, no kidding. These guys are scary. They look strong. Super intimidating. Help. Yeah. Well, travelers will discover that there are three types of shadowy husk monsters: standard bearers, line breakers, and defenders. Besides differences in weapons and elements, each type of enemy also has some unique characteristics. So, let's take the standard bearer, for example. When its attack hit a character who's protected by a shield, it will create shields for itself and other shadowy husk monsters nearby. Kendisinde sizde kalkan varsa kalkan yaratacakmış ve etrafındakiler için. Oha. New strategies to handle these bad guys. Yeah, we've covered a lot of content so far. Eğer sizde kalkan varsa bu da kalkan yaratacak kendine. Share a redemption code. Oh, that sounds good. Okay. Redemption code coming in 3, 2, 1. Yeni kod. Kod geldi. AB7, AB7, VJC9EG DAS. Discord'da arkadaşlar duyurular odasına attım. AB7, VJC9EG DAS. Tamam. Discord'da duyurular odasına attım arkadaşlar. Buraya da atayım. Buraya da atayım. Yayı gösterdiler. Yayı gösterdiler. Oğlum her şey, yani bilmiyorum. Yaratığın tasarımı güzel ama Teyvat dünyasına pek uygun değil. Ama Enkonomiya'da, yani farklı boyutta olduğu için gayet güzel. Yani kabul edilebilir. Ya oyun zaten şu anda Shonli inanılmaz güçlü, onu nerflemeye çalışıyor. Hani direkt Shonli'yi nerfleyemezler çünkü yasal değil teknik olarak Shonli'yi nerflemeleri. Buff verebilirler ama nerf veremezler. Shonli'yi güçsüzleştiremezler. Ama getirdikleri yeni yaratıklarla, işte husklarla, işte köpeklerle, bu yaratıklarla Shonli'yi güçsüzleştiriyorlar. Oo, animems... Ay, atma, atma, atma o... Ay, Serdar öyle vurma. Elinde ne vardı? Amelie Makoge için vardı. Ayato'yu gördük. Yarım saniyede olsa Ayato gördük orada. Çok güzel. Çok, oy, öyle vurma Serdar. İçimdeki manki azıyor böyle. Çok iyi. Yarım saniye Ayato gördük arkadaşlar. Yarım saniye Ayato gördük orada. Welcome back everyone. Next we'll be getting into the new events travelers can expect to see. Event geliyor ve bedava silah veriyorlar, evet. Yaemiko'cular sevindi. This event is a little different than ones we've seen in the past. The main objective of the event is exploring the map. Yep. This event will be focused on exploring an event area based on Enkonomiya. Travelers will have to brave the corrosive effects of this mysterious darkness in a completely new form of event gameplay. Haritayı ben komple %100 yaptım. Ne olacak şimdi? Bu event'ı açmak için. Hani haritayı açmak için bir event. To resist the corrosive effects and repel the darkness. Opening chests, unlocking waypoints, and completing exploration objectives will award travelers something called Light Realm Sigils. Oğlum benim zaten %100... Increasing the level of your Bokusa box will not only increase your resistance to the corrosive effects, but will also unlock skills to assist you in your exploration. Korozyon var diyor.
After increasing the Bokuso box to a certain level, travelers may use it to mark nearby chests on your minimap. Right. Aa, haritada chestleri görebileceğiz yeni sistemle. Bu event içinde. Once the Bokuso box's energy reaches zero, you'll be unable to defeat certain monsters in the area. Bu Enkonomiya'daki şey gibi arkadaşlar. Dragon Spine'da ağaç vardı ya. Onun gibi. There are also some useful tips that travelers will discover. Sacred Sakura veya Frostbreak Tree gibi, evet. Light realm cores found in luxurious chests can be used to activate Bokuso arts, which will also help us in both exploration and combat. Of course, we're just scratching the surface of this new event. Travelers will need to jump in and explore the map on their own to fully discover all that this event. Bedava 4 yıldız şey veriyor. Katalist veriyor. Yaimiko'ya uygun olacaktır. Primo gems, weapon ascension materials and more. Also, a new 4-star catalyst weapon will be available through the event called the Oathsworn Eye. Refine 5 yapabileceğiz. Bu çok güzel bir şey. That'll be helpful for sightseeing. Refine 5 yapabileceğiz. Gayet güzel. Yeah, it seems like this is the first event we've had centered around exploration. And even though the area is based on the Enkonomiya map, it will definitely be a unique experience for all our travelers. Yeah, that's right. In addition to the exploration event, version 2.5 will include another unique event called Divine Ingenuity. The purpose of this event is to spark everyone's imagination and creativity, requiring travelers to design their very own domain using the resources the event has to offer. Kendi puzzle'ımızı yapıyoruz, kendi domain'imizi. You can publish your design to let other travelers test it out. Mesela ben yapacağım, siz oynayacaksınız. Oo, çok iyi. Ben bunu evde yapacaktım, puzzle yapacaktım. Çok güzel. Travelers will need to reach the target area within a certain amount of time while collecting as many adventure coins. Velkin çekilişi yaparız bunda. Lan şimdi ben söyledim diye diğer yayıncılar yapacak bak. Edit or remove things in a customizable domain area. While designing an area, of, çok güzel. Customize the destination point and the placement of adventure coins within a specified space. Also, travelers will be able to add a variety of terrain, mechanisms, traps or even buffs in a different places to add. Tabii tabii, Super Mario da var bu arkadaşlar. Or provide a little assistance to the challengers. Oh, this is juicy. And additionally, travelers can edit the completion criteria or domain limitations in the settings located on the upper left corner of the editor menu. Now, of course, before anyone will be able to publish the custom domain they've created, they must first complete it. Complete sense. Gene aynı şeydeki gibi, Mario'daki gibi paylaşabilmek için kendinizin bitirmesi lazım. Sharing content that you as the creator can't even finish. Okay, fair. Çok güzel. Hani yapamayacak bir şey, yapılamayacak bir şeyi paylaşamıyorsunuz. Bu gidecek, event bu. This is really cool though. You can make your own obstacle course. Yeah. No. Could put fire traps, awesome. Right? And invite your friends to come play. Yeah. Wait a sec. I just thought of something. Maybe what? I can create something that I can finally complete. There you go. That's... I love that. I love this. Yeah. So we definitely encourage everyone to try it out and create some interesting domains to share with others. Just remember to share your domain ID or upload a video of your domain online to let more travelers come and experience. Ben bir tane yaparım. Ondan sonra video çekeriz falan filan, güzel. Another new event for travelers to flex their creative muscle called Of Drink a Dreaming. I think this will be a little more on the casual side compared to designing your own domains. In this event, travelers will be taking on the role of a bartender at Dino's Tavern. Çaycılık eventi. Arkadaşlar, tamam. Sonunda bizim Discord'a uygun bir şey. Çaycılar, müdavimler. We'll start with a foundation for the drink and then add other ingredients as flavorings. Travelers will need to add 3 to 5 different ingredients and then follow the instructions to mix the drink and pour it according to the customer's order. Okay, this is really starting to sound like a simulation. Canım kahve çekti ya. Arkadaşlar, yok mu aranızda bir tane kız bana bir kahve getirsin ya? Ayıp ya. Çay getirin ya, kahve getirin ya. 400 kişi var, bir çay getirenimiz yok ya. After successfully mixing a special type of drink for the first time, its drink recipe will be unlocked. Oh. Travelers may collect recipes to unlock an event exclusive name card. Arkadaş 45, ikinci aylık kutlu, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hop. Fişimiz de çıktı. And in addition to mixing drinks,
travelers will have the opportunity to meet with some familiar characters throughout the event story. By completing short interactions with characters and collecting drink recipes, travelers will not only gain some nice rewards at Angel's Share, but also spend a fun... Tabii canım, Ater kardeşini arıyor ama çay yapıyor. I'll drink to that. Şey böyle. Ölsün orospu bana ne. Well then, after enjoying a nice relaxing time in the drink mixing event, travelers will be ready to head back out and face some more challenging events. In version 2.5, we'll be seeing a return of the Hyakunin. Aa şey. Aa bu güzel event'tı. Aa tamam bu güzel, bunu oynarız. Bu iyiydi. İki tane seçiyorduk, değiştiriyorduk falan, bu daha önceden gelmişti. Bunun event şeyi çok güzeldi. When a team clears a wave of enemies, we'll accumulate fervor, which increases ferocious fervor and our character's combat potential. Travelers may defeat enemies to increase their score. And certain İki tane karakter seçiyorsunuz, değiştire değiştire oynuyorsunuz. Yani atıyorum 6 tane parti seçiyorsunuz ikişer karakterden oluşan. There will be new trial characters along with new secret arts, which can be equipped to your teams to help you handle the waves of enemies. Event'te Kazuha var, Ito var. Score that surpasses the set levels of insignia, travelers can earn a special insignia that includes up to a maximum of 3 stars. Travelers will need to spend some time and effort if they wish to achieve the glory that is a 3-star insignia. It is rather glorious. Mm-hmm. Finally, in the later part of version 2.5, travelers will see another return of the overflowing mastery event. Be sure to check what your characters require and save up some resin to get those talent ascension materials you need. Next, we have some exciting info. Talent iki katı mı gelecek anlamadım. Talent materyalleri iki katı geleceğiyorsa çok iyi. Tam orayı anlamadım. In our future update for version 2.6, travelers will be able to delve into the chasm. Oo, 2.6'da chasm geliyor. 2.6'da chasm geliyor arkadaşlar. Demin yayın başı sıçtığım bilgi doğru çıktı. Yeah, here. Yayın başı sıçtığım şey doğru çıktı. Concept art to reveal along with a basic description of the area. This is the surface of the chasm. Maden demiştim, evet maden. Bir kere de yanıl be Dante. 2.5'te değil bu, 2.6'da arkadaşlar, karıştırmayın. Bir sonraki page 2.6 değil, 2.5. 2.5 gelecek 6 hafta sonra 1,5 ay sonra. Here we see the chasms. 1,5 ay sonra 2.6 gelecek. 2.7 filler, 2.8 olmadan 3.0 şey. Sümeru. Environmental conditions have given rise to unique fluorescent plants. Of course, danger also awaits in the chasm. Ruin serpent, yeni yaratık. Wow, yerin dibine girecek, ben döveceğim. Ben döveceğim, sinir olacağım. Recently come alive for reasons unknown. It slithers quietly in the shadows of the mind to pave a way to the known world for unknown dangers buried in the depths of the chasm. Judging from its appearance and movement, it looks 2.6'da Ayato da geliyor bu arada, emin olun. Oh boy. 2.6'da Ayato da geliyor. Right? It also feels like there's some history to the. Bu yerin dibine girecek falan, kaçacak bizden, delireceğiz. Yeah, there totally is. So legend has it that Ajdaha and Rex Lapis fought their battle here. The ancient battlefield has remained to this day as a reminder for everyone. Ajdaha ile Rex Lapis bununla burada savaşmış. Yani burada beraber savaşmışlar. Explore the depths and discover what secrets await in the darkness below. Oh, wow. That sounds all amazing. Chasm Sumeru ile Liyue arasında. We have covered a lot of details for both the coming version and a future update. So why don't we take another break? Ooh, and it's about time we give away our third and final redemption code. Son kod geliyor. Ready, little one? Yeah, are you ready? Discord'a atıyorum. I'm ready. Go on. Do it. Go get it. VT7D3CQEVBM. Şöyle atalım arkadaşlar. Yani şu anda 2.5 biraz filler arkadaşlar. 2.5'te çok bir şey gelmeyecek. Hani ama
Raiden Shogun boss olarak falan filan olduğu için hani ben gene mutluyum. Zaten Genshin'in pek daha uzun zamandır oynayacak bir şey yok. Hani o yüzden çok bir şey demiyorum. Event'larla biraz oynanabilir olacak. 2.6'da Chasm geleceği için zaten bir önceki page'in biraz boş geçeceğini yayın başlamadan önce şey yapmıştım. Asıl güzel yama 2.6 olacak. 2.7 de biraz boş geçer. 2.8 olmadan büyük ihtimalle 3.0'a geçeriz. Yani işte yazın 3.0 gelir. Zaten yaza gelecek. Hani Şubat'tayız, işte 3 ay saysan, 3.5 ay saysan yaza doğru şey gelmiş olacak. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Transitory. Yes, and just like that, we've reached the end of the version 2.5 special program. Oh no. No. You know, I can see why A was so attached to the idea of eternity, right? Because, mm-hmm. you know, sometimes you just don't want things to end. Oh, chibi hugs. Yeah, no, I mean, I agree. Çok tatlı yapmışlar. She might have gone a little too far. I mean, bu kodları şu an kullanabiliyorsunuz. Yeah, just I know that. Yeah. So, anyways, how did you two enjoy being on the special program? Oh my gosh, I had the best time. Thank you so much for having me on. Yayın bittikten sonra soru cevap şeklinde muhabbete devam edeceğiz arkadaşlar bir süre. Onu söyleyeyim. Hemen bir yere kaçmayın. Yayın hakkındaki, event hakkındaki, oyun hakkındaki sorularınızı gene cevaplayacağım. Non-alcoholic drinks in the brand new event. I reiterate this. I'm so excited to be here. Thanks for having me. And you guys, she's finally here. She is. Yaimiko's here. Yay. I can't wait for you to learn more about her adventures and, you know, just explore the world with her. And by the way, there are a lot of scary monsters, so help. Yeah, help. Me too. Oh my gosh, there's so many things I'm excited for. I think I am super, super excited for divine ingenuity and making right. my own amazing domain that hopefully I'll be able to complete if I'm skilled enough, but you are and me we'll see. And yeah, no, it's been absolutely amazing having you guys on the special program, and yeah, I'm just excited to jump into this game. Let's all totally. Play together. Yes, okay. Please. Yeah. Just to remind everyone, remember to save the date for the new version dropping on February 16th. Got it, and February 16th. And be sure to follow the official announcements for more information and updates. Diyor ki resmi bilgileri takip edin diyor bak. Üstüne basa basa resmi bilgileri takip edin diyor. Leaklerden uzak durun diyor. We have one more announcement. We will be following today's program with a special online concert for all our travelers. The Genshin Concert Special Edition Reflections of Spring will be starting shortly. So please be sure to join for more fun and amazing music. I love the music in this game. Yes. Oh, so good. My gosh. Okay. With that, our program has reached its end. I'm so sad to say that, but also arkadaşlar, videodan sonra şeye geçeceğiz. I can't wait to see sohbete geçeceğiz Genshin hakkında. Yes, hemen bir yere kaçmayın yani onu söyleyeyim. Bye. Bye. See you in the game. Later. Şimdi arkadaşlar şöyle konser başlayacak. Konser arkada müzik olsun. Biz sohbetimizi yapalım. Konser arkada şey olsun, sohbet olsun. Biz onun şeyini yapalım. Öncelikle burada olan herkes tekrardan hoş geldi arkadaşlar. Farkındaysanız kodları almak istiyorsanız arkadaşlar Discord'umuzda şöyle bir odamız var. Discord'umuzda duyurular odasına girerseniz duyurular odasında şöyle linkler her şey var. Linkler her şey var. Buradan gidip şey yapabilirsiniz. Zımbırtınızı alabilirsiniz. Kodlarınızı falan filan alabilirsiniz. Onu kaçırmayın. Onu alabilirsiniz. Oha! Zenizen 50 kişiye abonelik hediye etti. Burada olan herkes şu an aşağı yukarı abone oldu herhalde. Ünlem Discord yazarak Discord linkine girebilirsiniz. Oo, Zenizen 50 kişiye abonelik hediye etti. Wow. Arkadaşlar fiş yazılana kadar beni çok göremeyeceksiniz şu anda ama
Bu yayın biraz makine izleyeceksiniz arkadaşlar. Tek tek isimleri okuyacağım fişten. Abonelik alanlar Zenizen'e teşekkür edebilir arkadaşlar. Abonelik hediye alanlar Zenizen'e teşekkür edebilir. Zenizen'cim teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Muhabbetten önce çayları tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum Zenizen'cim. Hediye alanlar şey yapabilirler. Sen konuş, makine yine çalışsın. Zaten öyle olacak biraz. Şimdi arkadaşlar şöyle. Event'ta neler geliyor biraz hatırlatayım. Zenizen'cim kusura bakma, hani böyle 50 taneyi beklemek biraz uzun süreceği için üzerine konuşacağım gene. Ama çok teşekkür ediyorum. Neyse. Neler geliyor event olarak 2.5'te? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir sonraki 2.5'te yeni bölge gelmiyor. Ama 2.6'da arkadaşlar şey geliyor. 2.6'da yeni bölge geliyor. The Chasm, zaten yayın başlamadan önce söylemiştim. The Chasm geliyor. 16'sında yanlış hatırlamıyorsam 2.5 geliyor. 2.5'te 2.5 16'sında geliyor. Sürekli şey çıkıyor, konuşamıyorum. Çok teşekkür ediyorum şeyler için, abone hediyeler için. Çok teşekkür ediyorum. Neyse. Öncelikle Yaemiko banner'ı geliyor arkadaşlar. Tek başına. Yaemiko banner'ı tek başına geliyor. Ondan sonra Yaemiko banner'ı geldikten sonra Yaemiko banner'ı tek başına geldikten sonra şey geliyor. Raiden Shogun ve Kokomi geliyor. Bu üçlü arasından sizin tercihiniz tabii ki en mantıklısı, sevdiğiniz. Neyse deyip devam edemiyor, kilitlendi. Çünkü sürekli ekran değişiyor ya, ben ona odaklanıyorum. Neyse. Sırayla Yaemiko geliyor, peşinden Raiden Shogun ve Kokomi geliyor. Hangisini istiyorsanız onu alın. Ben de Raiden Shogun var, o yüzden Yaemiko'yu alacağım. Ama bu üçü arasından tercihiniz yapmanız gerekirse ben Raiden Shogun'u seçmenizin taraftarıyım. Eğer ki Raiden Shogun'unuz yoksa oyundaki şu anda en güçlü karakter bence o. Arkada çikolata var. Çikolata, Toblerone'un kutusu var sadece çekimlerde kullandığım. Kodlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Kodlar 500 primogen veriyor. 300 primogen veriyor. Kodları şöyle görebilirsiniz. Kodları şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ben de gireyim sizle beraber. Linkimiz Discord'da var arkadaşlar. Linkimiz Discord'da var. Buraya geliyorsunuz. Şeyleri giriyorsunuz. Kodları giriyorsunuz. Şöyle. Gördüğünüz gibi Redeem Successfully. Şuradan geliyorsunuz. Kodları giriyorsunuz buraya kendi hesabınıza. Ondan sonra size bunların tanesi 100 primogen veriyor. Yani totalde 300 primogem almış oluyorsunuz. Oyunda şu anda en güçlü karakter. Oyunda şu anda en güçlü karakter. Fişin sonuna gelmeye başladık bu arada. Yeni fişi takarız şey bitince. Tekrar anlatacağım, merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum Zenizen'cim. Bitti sanırım. Şimdi arkadaşlar Discord'umuzda link var. Discord'a gidiyorsunuz. O linke gidiyorsunuz. O linke girdikten sonra kendi hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Kendi hesabınızla giriş yaptıktan sonra da kodları yazıyorsunuz. 3 tane kod var. Zenizen'cim çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abonelik hediyeler için. Bu sırada aboneler sırasında Kerem de abone olmuş. Mustafa da abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum abonelikleriniz için. Şuradan şey yapalım. Şöyle arkadaşlar, kağıdın uzunluğunu merak ederseniz, kağıdın uzunluğunu merak ediyorsunuz ne kadar uzun bir kağıt diye. Zenizen'in hediyesi arkadaşlar şöyle. Şöyle. Dur, devam ediyor, bir saniye. Bundan kravat değil, asko şey, böyle atkı olur yemin ediyorum. Şöyle devam ediyor. Bunlar tabi dolanmış biraz şey yaptı. Şöyle. Bayağı uzun uzun bir şey.
Neyse. Şunları Zenizen'den ayrı olanları şey yapalım. Zenizen'den ayrı olanları ayıralım. Şunlar Zenizen'den ayrı. Palta olur. Çok teşekkür ederim Zenizen'cim abonelik hediyen için. Abonelik hediyelerin için. Canımsın. Bir sonraki aboneye el fethi. Zenizen'cim çok teşekkür ediyorum. Bunları şöyle atkı olarak. Kazuha bize saldırmıyor. Kazuha bize şey yapıyor. Antrenman yapıyoruz büyük ihtimalle Kazuha'yla. Ben saldırdığını düşünmüyorum bize Kazuha'nın. Orada bir antrenman sahnesi var bence. Bence antrenman yapıyoruz. Ben onu antrenman sahnesi olarak yorumladım. Kazuha bize saldırmıyor. Kazuha Yae Skyward Atlas'ı kullanır. Niye kullanmasın? Yae Skyward Atlas'ı kullanacak bence. Ben Skyward Atlas tercih edeceğim Yae'de büyük ihtimalle. Ama 4 yıldız Yae için şey gelecek. 4 yıldız Yae için silah gelecek. Şunu biraz daha kısalım. Şu arkada yayın devam ediyorken şey yapalım. Bu arada 400 izleyiciye geldik. Ne yapıyorsun? Fişi doladık işte oyunumuza. Yayamiko'ya Wanderer gitmez çünkü Wanderer sadece charge atağı arttırıyor. Yayamiko'nun charge atağı şey değil. Charge atağı çok önemli değil. O silah Lisa'ya da gider muhtemelen. Gidebilir ama Lisa genel olarak çok güçlü değil. Bu arada aşağıdaki bildirimler bitmedi. Hala şey yapıyor. Hala devam ediyor. Abi Event ne kadar işi? Bu bir sürü wish alabileceksiniz bu arada. Onu söyleyeyim. Kokomi'ye gider mi? Aa! Dur bunu izleyelim. Dur. Bunu izleyin. Canlı şey. Canlı şey bu. Neydi? Yunji'nin seslendirmeni. Canlı. Yani canlı değil de şu anda. Tabii ki video da. Of çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bak ilk çok kötüydü. İlk o trailer'da gösterilen çok kötüydü. Ama bu mükemmel. Bu mükemmel. Mük. Koro'ya bak oğlum. Koro'ya harcadıkları paraya bak. Çok iyi. İlkinde kötüydü bu arada. İlkinde kötüydü ama bu hali mükemmel. Hani videodaki hali de mükemmel. İlk trailer'daki kötüydü. Onu kabul edelim. Ona şey yapmaya gerek yok. Ama bu mükemmel. Hani dürüst olmak zorundayız arkadaşlar. İlki kötüydü, bu mükemmel. Bu arada bu kadın Çin'in Bülent Ersoy'u falan yani böyle hani Ajda Pekkan'ı. Hatta inanılmaz üst seviye bir sanatçısı bu kadın. Bu kadın hani Türkiye'de artık böyle en Bülent Ersoy'u diyebilirim yani. Bülent Ersoy'u hani nasıl anlatsam bilemedim. Bülent Ersoy inanılmaz bir sanatçıdır bu arada. Mükemmel olmuş bu arada. Neyse konuşmaya devam edelim. Çin'in en böyle üstün sanatçısı yani. Şimdi şöyle bir şey, objektif olalım arkadaşlar. Bu konuda objektif olmak lazım.
Trailer'da ilk görünen çok kötüydü. Hani ilk versiyonu çok kötüydü ama oyundaki ve buradaki şeyi çok güzel. Buna hiç laf ettirmem. Bu sesle en üstün sanatçısı mı? Şöyle bir şey arkadaşlar, kültürler arasındaki farkı anlamayabilirsiniz. Türkiye'nin içinde bile onlarca kültür var. Şöyle bir şey, sizin atalarınızdan bir örnek vereyim. Hani buradakilerin çoğu Türktür diye düşünüyorum. Türklerin şeyinden örnek vereyim. Neydi onun adı? Şimdi biriyle dalga geçecekseniz, abi sen Türk değil misin? Tamam, ben de Türk'üm de işte genel olarak hepimizin diyorum. Bir dakika. Arkadaşlar, Türkseniz bu bizim ata spor, ata şeyimiz yani. Yani bence güzel bu arada, ben seviyorum. Buna laf ettirmem mesela, bak buna laf ettirmem. Bu çok güzel. Gırtlak müziği deniyor arkadaşlar buna. Bu çok güzel. Şöyle bezleri sarayım. Bak şu kısım. Bizim ata müziğimiz bu arkadaşlar. Bizim asıl ata müziğimiz bu. Mükemmel. Laf edeni banlarım, net söyleyeyim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, insanları kültürüyle söylediklerinin anlamı tabii ki var. Kültürel olarak bakacak olursanız bu da şu anki kültüre göre kötü kabul edilebilir. Bence çok güzel. YouTube'a gırtlak müziği yazınca çıkıyor bu arada. Şimdi bu teknik olarak şu an günümüze baktığımızda kötü kabul edilebilir. Ama aslında mükemmel. Mükemmel bir müzik. Neyse. Demin açtığımız operada Türk kültürü, hani şu anki modern kültüre göre kötü olabilir. Ama genel olarak bence güzel. Ama şunu kabul ediyorum. Kesinlikle kabul ediyorum. Trailer'ındaki çok kötüydü. Yani Moğolca olabilir. İşte ne bileyim, başka dillerde olabilir bu tip şeyler. Aslında operayı da versen ekrana. Arkada şu an sadece müzik var. Hani opera kısmı geçti. Kızılderili. Yok, Kızılderili arkadaşlar Amerika'nın şeyi. O bizle alakalı değil. Büyük ihtimalle deminki Moğolcaydı. Başta ablamı Seycan yapmış bence. Yani büyük ihtimalle mix'te, mastering'de, mikrofonda bir sıkıntı olabilir yani. O en baştakinde. Abi ya Emiko için özel artifact seti gelecek mi? Şu anda artifact seti gelmedi. 2.6'da Chasm geliyor. 2.6'da Chasm'la beraber gelebilir. Chasm'la beraber yeni şey gelebilir. Abi Ganyu mu, Yaemiko mu? Yani ikisi de bence çok farklı karakterler. Genshin'de şey, Discord'umuzda Genshin odası var. Böyle çok hangi takımı yapayım tarzı soruları Genshin soru cevap odasına yazabilirsiniz arkadaşlar. 4 yıldızlı karakterler açıklanmadı. Yeni 4 yıldızlı karakterimiz yok arkadaşlar.
Chasm ne? Chasm 2.6'da gelecek yeni bölge. Chasm 2.6'da yeni bölge. Abi sence Fishl gelebilir mi? Gelebilir. Nasıl yok, hep olmuyor muydu? Yeni 4 yıldız karakter yok. Yaemiko'nun yanında tabii ki 4 yıldız raid up'lar olacak. Ama yeni 4 yıldız karakterimiz yok şu anda. Yeni 4 yıldız karakter duyurulmadı. Yaemi'nin yanına normal işte atıyorum Fishl'dır falan filan gelecek yani. Eski 4 yıldızlar gelecek. Chasm Inazuma'da değil. Chasm Liyue ile Sumeru'nun arasında. Sumeru'ya gideceğiz nasıl olsa. Sumeru'ya gitmeden önce karakterimiz hikaye olarak Chasm'da ilerleyecek ama 2.6'da o, 2.5'te değil. Yani yaklaşık 2 ay sonra gelecek. Sumeru Inazuma gibi, Liyue gibi bir bölge. 3.0'da gelecek. İzlemeyin şu adamı. İzlemeyin şu adamı diye bana gelmiş. İlayda chatime yazıyor. Arkadaşlar, İlayda dediği için beni izlemeyeceksiniz bak. İlayda ağlarmış yoksa. İzlemeyin şu adamı diyor. İlayda ağlarmış beni izlerseniz. Neyse. Ne diyorduk? 2.8 şöyle bir şey. 2.7'den bence 3.0'a geçeriz diye düşünüyorum. 2.3'den şeye geçeriz diye düşünüyorum ben. 2.3'den 2.8'den direkt 3.0'a geçeriz diye düşünüyorum. Yani 2.7 olur. 2.6'da zaten şey gelecek. 2.6'da Chasm gelecek. 2.7'de bir boş page gelir. Boş page geldikten sonra şeye geçeriz. Neydi onun adı? Boş page'den sonra 3.0'a geçeriz. 2.7'de Moonstrat Festivali olabilir ama ben Moonstrat Festivali'nin 2.6'da gelir diye düşünüyorum. Hani hiç, o kadar uzatmazlar Moonstrat Festivali'ni. 2.7'de Moonstrat Festivali'ni beklemiyorum. The Chasm Liyue'ye mi bağlı? The Chasm Liyue ile Sumeru arasında bildiğim kadarıyla serbest bölge, çünkü maden bölgesi. Bildiğim kadarıyla serbest bölge. Bildiğim kadarıyla serbest bölge. Bedava Musratlı karakter şu güne kadar verildi mi? Hani Fishl falan verildi yanlış hatırlamıyorsam. Fishl verildi, Barbara verildi. Ama seçmeli verilmedi herhalde. Thundering Fury kasılır mı? Chasm, evet. Şey gibi düşünebilirsiniz. Chasm'ı neydi onun adı? Chasm'ı şey gibi düşünebilirsiniz. Dragonspine gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Scross bedava verilmedi sanırım. Scross bedava verilmedi. Bildiğim kadarıyla Barbara'yla Fishl verildi bedava daha önce. Benim düşüncem yani yaya ne kasılabilir? İki tane elektrik, iki tane Wanderer kasabiliriz. Elemental Mastery'den scale'leniyorsa. Şu an şeyin fişini takıyorum. Neydi onun adı? Zenize'nin attığı fişi takıyorum şeye. Ailemiz büyüyor. Sucross bedava verilmedi diye biliyorum arkadaşlar. Ben 4 parça elektrik setlerinin güçsüz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 4 parça elektrik setleri güçlü değil bence. O yüzden şeyi beklemiyorum hani. Ben bunu sonra takacağım çünkü bununla ilgili bir story atmak istiyorum. Vazgeçtim şu an. Zenizen, Instagram'ın var mı bilmiyorum ama Instagram'dan bunu paylaşacağım. Ondan sonra takacağım buraya. Bunu şu an takmayacağım. Döm emblem. Emblem takılacağını sanmıyorum çünkü Yaemiko'nun normal atakları ve E'si falan da var.
Bence şu atak veren bonus seti de iyi gelebilir. Instagram ven tipi. Bana şeyden yazsana, Instagram'dan yazsana abi ben Zenizen diye. Çünkü unuturum ben onu. 2 Glad 2 Fury. Abi ben Arateki Hitta DPS oynamak istiyorum. Arkadaşlar çok böyle uzun bir sorunuz varsa yani şey yapabilirsiniz. Yani puan atabilirsiniz çünkü çok uzun oldu mu hemen kayıya gidiyor. Artifekleri niye 2 ay sonra getirmeye başladılar? Çünkü hani insanlar önce karakteri çıkartsın, karakteri kassın. Ondan sonra artifekle uğraşsın diye yapıyorlar. Şöyle bir şey var. Mesela oyunu normal oynayan biri bizim gibi önceden hazırlanmadığı için şey yapmıyor. Önceden hazırlanmadığı için şey yapmıyorlar. İnsanlar önceden hazırlanamıyor bizim gibi. Önceden hazırlanmıyor. Çıktığında oynuyorlar. Şeyle beraber gelirse neydi onun adı? Karakterle beraber gelirse insanlar önce artifek mi karakter mi bilemeyecek. Önce karakter kasılsın diye. Yayının skilleri gösterildi. Evet, bu arada konserde bitti. Konserde bitti. Abi Aratik itto DPS oynayayım. Hiçbir yerde doğru düzgün itto DPS göremedim. Bir tane tavsiyede bulur musun? Takım konfüzyonu ne kadar ısınmalı? Yani bu konuyla ilgili benim YouTube'da videom var. Arataki itto DPS videosunu izlersen YouTube'umdan iki tane videom var bu konuyla ilgili. Hemen onu izleyebilirsin. Ünlem YouTube yaz, videodan sonra izle. 40 günde kaç wish biriktirir? Bilmiyorum ne kadar oynarsan. Hani oyunun neresiniz? Belki oyuna yeni başladıysan 100 wish de biriktirebilirsin. Oyunu bitirdiysen 40 wish de biriktirebilirsin. Abi Raiden Shogun mu Kazuha mı? DPS olarak Raiden Shogun çok daha iyi bir karakter ama Kazuha bence şu oyunun en eğlenceli karakterlerinden biri. Benim en çok eğlendiğim şu anda Raiden Shogun. Kimi istiyorsan onu alman lazım. Abi Abyss'te mavi mi yeşil olanları mıydı sürekli açık olan? Soruyu anlamadım. Abi Yula DPS için Raiden'ı bekleyeyim mi yoksa? Ya karakter, arkadaşlar bana hangi karakter diye sormayın. Niye sebebini söyleyeyim size. Hangi karakter diye sormayın. Çünkü hangi karakteri seviyorsanız onu alın diye cevap vereceğim her seferinde. Ama ben Raiden Shogun'u seviyorum. O yüzden Raiden Shogun benim önerim olabilir. Oyunun en güzel karakterlerinden biri bence. Ama siz Raiden Shogun'u sevmiyorsanız almayın. Oyunun en işlevsel karakterleri Shonli, Kazuha, Venti, DPS olarak Raiden Shogun, Yula. Bunlar mükemmel karakterler. Hani hangi banner ne zaman gelir onu da bilemiyorum. Şöyle hesaplayabilirsiniz. Banner ne zaman geldi, ne zaman gitti düşündükten sonra gittikten sonra bir 6 ay bekleyin. 6 ay geçmeden yenisinin gelmesi çok zor. Hani mantıklı bekleme süresi 6 ay. Mesela atıyorum Ayaka ne zaman gitti? 4 ay sonra. Yani ortalama 2 ay sonra gelebilir gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Ama bu garanti değil yani. Bu garanti değil. Ortalama bir bekleme süresi. Hani atıyorum şimdi Yaemiko gelecek. Yaemiko gittikten sonra tekrar Yaemiko gelmez. Bir atıyorum bir 6 ay sonra gelir. Yae için yeni artifek gelir diye düşünüyorum. Ama şu anda daha gelmedi yani. Hani Chasm'da gelebilir belki. Ben aslında bu patch'te yeni bir domain bekliyordum ama gelmedi. Yae'nin ultisi çok basit bir ulti. Yani ulti attım gökten bir şey indirdi ultisi. Ekstradan böyle bir dinamiği yok gibi duruyor. Hani atıyorum Raiden Shogun gibi. Raiden Shogun gibi işte böyle bir ulti attım vurdu üstüne kılıç oldu falan filan gibi bir şey yok. Baal'le iyi gider mi ya? Yani gidebilir sonuçta hani ikisi de elektrik karakteri. Elektrik rezonansını alabilirsiniz. Beidou'ya prototype arke yani Beidou'ya balık kılıcını takabilirsin. Balık kılıcı elinde varsa ulti bazlı kullanıyorsan. Abyss Baal için en uyumlu karakter Yae'ymiş. Yani kim diyor bilmiyorum. O daha karakter daha tam kiti çıkmadı. O yüzden bir şey diyemem. Ayato göründü evet. Ayato göründü. Ayato açıklandı arkadaşlar. 2.6'da Ayato gelecektir.
Şimdi 2.5'te Yae, 2.6'da 2.6'da Ayato gelecektir. Ayato'nun tipini artık beğendiğiniz için Ayato'yu beğenebilirsiniz. Ayato'yu da yasaklı kelimeler arasından çıkartacağım. Çünkü Ayato hakkında çok fazla saçma şeyler söyleyip yayını bozuyordunuz. Şimdi Ayato ile ilgili bir şey yapmanıza gerek yok. En iyi takım Mona Electro diyorlar. En iyi takım mı Mono? En iyi takım Mono Electro saçma ya, bilmiyorum. Ya oyundaki her şeyle, bütün karakterlerle oynayabilirsiniz. Ayato paylaşıldı arkadaşlar. Discord'da özür dilerim, Twitter'da paylaşıldı. Resmi Twitter hesabında. Raiden Shogun'u C2 yapmayı düşünebilirsiniz ama bence Raiden Shogun'u C2 yapmaktansa yeni karakter almak oyunu size daha eğlenceli hale getirecektir. Benim tavsiyem bir karaktere Constellation kasmak yerine yeni karakter almanız. Ayato'nun yanında hangi karakterler atar? Arkadaşlar bununla ilgili bir şey söyleyemem çünkü daha Yaemiko'nun yanında ne geleceği belli değil. Yaemiko'nun yanında ne geleceği belli değil. Instagram'da da paylaştılar. Hani her şeyi paylaştılar şu anda Ayato'nun. Hani resimlerini. Ama tabii ki özellikleri daha paylaşılmadı. Yaemiko'nun özelliklerini paylaştılar. Ben Ayato'nun tipini çok beğenmedim. Kostümünü daha beğenmedim. Ben daha Japon bir kostüm bekliyordum ama Ayato arkadaşlar Ayaka ve Kamisato kabilesi biraz daha Japonya'nın batılaştığı şeyi temsil ediyor bence. Şimdi biliyorsunuz ki 1900'lerin başında, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, daha 2. Dünya Savaşı'ndan da önce Japonya'da bir batılılaşma başlıyor arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok devam ediyor. Bu batılılaşma başlıyor. İşte Japonlar daha batılı kıyafetler giymeye başlıyor. Japonların bir kısmı hala kimono giymeye devam ederken, çünkü halk kıyafeti kimono, yukata halk kıyafeti, halkın giydiği kıyafet. Bir kesim şey giymeye başlıyor. Hani neydi onun adı? Batı kıyafetleri giymeye başlıyor. Pantolondur, ne bileyim cekettir, gömlektir giymeye başlıyor. Bence Kamisato klanı daha şey böyle batılılaşmış şeyi. Neydi onun adı? Batılılaşmış kesime yöneliyor. İşte Raiden Shogun, Yae falan, onlar da kendi klasik kesimini betimliyor bence. Benim kendi düşüncem bu. Benim kendi düşüncem bu. Tabii ki yani bu da böyle bir düşüncem benim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yasaklı kelimelerden Ayato'yu da kaldırıyorum bu arada. Ayato yasaklı kelimeler arasındaydı. Şimdi kaldırıyoruz. Evet, Ayato'yu kaldıralım. Artık Ayato diyebilirsiniz. Tamam. Artık Ayato diyebiliyorsunuz. Ayato çok fazla spam yapıldığı için arkadaşlar kaldırmıştım şeyden. Amerika serverında oynayan vardır evet ama bence Amerika serverını bırakın ve Avrupa'ya geçin. En mantıklısı. Ay ay ay. Ayato, Ayaka'nın abisi, büyük ihtimalle 2.6'da gelecek karakter, açıklandı resmi olarak. Ayaya olsaydı 50 abonelikte. 50 abonelikte fiş geldi işte. Bu fişi Instagram storiesine atacağım diye. Takmadım daha. Silahı ne Ayato'nun? Şu anda kılıç görünüyor ama. Tabii ki Raiden Shogun'da kılıç göründü. Mızrak çıktı. Bu da kılıç görünüp mızrak çıkabilir yani. Ayato ile Ayaka gidebilir tabii ki. Banner olarak gelebilir. Size yani demek istediğim şeyler bunlar.
Ayato Su, evet. Ayato Su. Ayato Su. Polar Impact. Ya Polar Impact Genshin'in bize attığı en büyük kazık herhalde. En büyük dalga yani Polar Impact. Çünkü Twitter'da tweet olarak Polar Impact diye dalga geçiyorlardı bize. Bu akşam oyun yayını olacak. Evet, bu akşam Aysu ile beraber 2021'in en iyi oyunu seçilen It Takes Two'yu oynayacağız. Game Awards'da. Game Awards'da yani yılın oyunlarında en iyi oyun seçilen It Takes Two'yu bu akşam Aysu ile oynayacağız. Bir sıkıntımız olmazsa. Yaimiko şu anda DPS, main DPS gibi görülüyor. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Her zaman Genshin Impact'te yeni karakter almanız size oyunu daha güzel yapar. Hani bir karaktere Constellation alacağınıza yeni karakter almak daha mantıklı. Yani Ayato, bilmiyorum. Ayato şu anda sulu kılıç kullanıyor ama mızrak çıkabilir. Hiç şaşırmam yani. Hiç şaşırmam. Ben yayın başında söylemiştim. Polar Impact yani. C2 Balmi. Ya benim için çok kolay bir soru. C2 Balmi Yae Kokomi mi sorusu çok kolay. Çok kolay bir soru. Bende mesela C0 Bal var. Kokomi alacağım. Yae'nin büyük ihtimal Yae'nin şeyini kasmak için neydi onun adı? Yae'nin talentlerini kasmak için büyük ihtimalle kesmemiz gerekecek. Neydi onun adı? Hemen söyleyeceğim. Raiden Shogun boss'unu kesmemiz gerekecek. Kokomi almayacağım, hayır. Kokomi almayacağım, Yae alacağım. Yanlış söylemiş olabilirim. Yok mu Yae'nin de Polar Mom? Hayır, Yae katalist olarak açıklandı. Yanlış söylemiş olabilirim. Raiden Shogun bende var zaten, Yae Miko alacağım. Kokomi istemiyorum. Arada yanlış, çok fazla karakter ismi saydığım için. Ya Raiden Shogun boss'unu figür olarak da yapmayı planlıyorum. Figür olarak çok güzel olur. Yani şöyle bir tekrar göstereyim, yayın başı göstermiştim. Ben şöyle figürler yapıyorum. Yae'nin de figürünü yaptım. Bak bu Raiden Shogun'un Bunny Girl hali. Raiden Shogun'un Bunny Girl hali bu. Gula Bunny'cim, Seven Deadly Sins'in yeni oyunu geliyor biliyorum ama şu anda Çin üzerinden geldiği için yani batıya çıkmadan ne olur bilemiyorum. Çünkü Çin oyunlarını artık batıya çıkartmıyorlar çok da fazla. Hani Tower of Fantasy bile çıkartmayacağız dediler. İstiyorlardı ama çıkartmayacaklar şu anda. Yani dediğim gibi bence çok hani basit bir yama gibi duruyor. Çok fazla içerik yokmuş gibi ama gelen şeyler güzel. Raiden Honkai'deki Raiden'a benzemiş. Zaten arkadaşlar Raiden Shogun'la Raiden Mei aynı karakter.